Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar kupa kasacağız ama çok acil bir şekilde ekran kaydını açtım çünkü karşımda Morten var ve hiç bu kadar yüksekten bir rakip vermemişti hayatım boyunca. Yani çok absürt bir rakam kazanacağız bu maçı yenersek. O yüzden ekran kaydını açayım dedim. Şimdi Morten ne oynadığını bilmiyorum, görmem lazım diyecektim. Depremi gördük, evet. Deprem bizim mezar taşımız için çok sıkıntı. Ama deprem bir tek biliyorsunuz domuzcuk destesinde var diyecektim ve evet. Geçen videoda gösterdiğim domuzcuk sistemi kullanıyor. Burada mezarlıkla girmeyeceğim şu an. Goblinleri varken mezarlıkla girmek çok saçma olur. Şöyle yansıtalım. Şöyle beklenmedik bir hamle. Domuzcuk bekliyorum. Çok güzel vurduk bu arada. Hiç beklemiyordum. Mükemmel bir zehir. Şu an baya bir değer kazandırdı bize. Yumurtayı öldürelim. Size bir şey diyeyim mi? O kasırga gerçekten hiç beklemiyordu. Yani sırf bu yüzden kazanabiliriz. Mezarlı basmıyorum. Dediğim gibi goblini var yani. Hiçbir şekilde mezarlığımı tutmaz. Üstüne adam atak yapar bana. İksir karından dolayı. Domuzcuklar bekliyorum. Ana kulemi açacağım. Şöyle keşişe de çekti kankayı. Şu ana kadar kusursuz gidiyoruz. O özelliği basacaktır, ona bir şey yapamayız. Ama buzcuyla ortaya doğru çekebiliriz. Bu arada domuzcuk atarsa eğer anti deprem pozisyonu atmamız lazım. Mezar taşımızı biliyorsunuz, anti deprem pozisyonu. Mezarlıkla girmiyorum, gerek yok. Arkadan arkada oynayalım. O değil de kaç kazanacağım bilmiyorum. Bunu yenersem kaç kupa alırım? Fişekçi ölmedi. O biraz kötü oldu. Şöyle anti depremi attım. Sağ taraftan girebiliriz gibi geliyor. Evet, goblinler de çıktı. Tam girme vakti. Şöyle koruyalım yumurtayı. Oo, yumurta çıktı. Mezarlık vakti. Sola biraz hasar yedik ama önemli değil. Bir şey diyeyim mi, maçın başındaki kasırga atmasaydık bugün şu an burada olamazdık yani. Aynı taraftan buzcu atıyorum ki o tarafı biraz kilitleyeyim, saldıramasın oradan diye. Ama saldıracak gibi duruyor. Şöyle usulca bir kasırga. Fazla vurmasın. Farkı biraz kapattı gibi. Şimdi kartlarımız birikmişken mezarlık artı zehir yapalım goblinler için. Domuzcuklarla saldıracak Morten. Oh, yumurtayı iyi ki kırdı buz büyüsü. Kasırga atsak ölecek fişekçi. Mükemmel kasırga. Anti depremi kullanmaya devam ediyoruz. Domuzcuklar vurmasın. Çeviriyor, Morten çeviriyor. Tamam, mezarlık zehrim dolduğunda basacağım. Goblinler için. Tamam, kesti gökten, çok iyi. İyi ki atmadık mezarlığı. Vur mezarlık. Ve iyi oyunda o. Kaç kupa alacağız bakalım? Çok merak ediyorum ya. 50 kupa mı? Ya ben bu kadar kupa görmedim hayatım boyunca, öyle söyleyeyim. Bu yeni sistemle beraber değiştirdiler. Neyse, bir sonraki maça geçelim. Bu adam da e-sporcu. Eski bir e-sporcuydu. Hala iyi oynuyor gerçi de. Arkadan keşişle çıktık. Gene mi aynı deste? Deprem olan her desteyi şu an metada domuzcuk destesi diyebiliyorum. Çünkü birinci deprem oynayan kalmadı. Direkt birinci oynayan da çok kalmadı. Ana kulemizi açalım. Bu sefer kasırga etkisiyle kazanabilir miyiz bilmiyorum. Bu arada solda özelliğimi bilerek basmıyorum. Bir anda tombuk döndürürse, cycle'larsa ana kulesini açabiliyor. Şimdi giriyorum mezarlıkla. Goblin'i çıkardı çünkü. Kilit kartları çıkardığında saldırma hakkımız var. Tamam, depremle savunmak zorunda kaldı. Bir de goblin'i döndürdü.
Anka orada kule vurur. Maalesef Goblin'i kovaladığı için vuramadık. Burada tomruk atabilir. Atmazsa barbar vuracak. Aman diyeyim, fazla geriye düşmeyelim maçın başında. Ya rakiple aynı tarafı oynasak daha iyi olurdu. Hani biz arkadan çıkıyoruz ya. Adam bir şey atamıyor. Deprem atsa ne olacak? Buz hücume mesela. O yüzden aynı taraftan oynamak isterdim. Şu an özellik basarsam anakuristten açacak. Fişekçinin mermisiyle. O yüzden her zaman özellik basmak iyi olmuyor. Keşiş oynarken. Şimdi mezarlıkta giremiyorum biliyorsunuz yani, adamın goblinleri var. Arkadan çıkıyorum o yüzden. Saldırmasını istemediğim taraftan çıkıyorum. Tamam, şöyle bir zehir atabiliriz. Aslında aynı tarafa atsak daha doğru olabilirdi ama zamanı geri alamıyorum şu anda. Gene arkadan çıkalım. Adam depremle vurmak zorunda kaldı. Saldırtmıyorum ya aynı taraftan çıktığım için. Şöyle kasırgayla öldürelim o fişekçiyi. Onun yaşaması hiç iyi olmuyor. Aa, sıfır canlı hayatta şu anda. Antidepremi atamadık. Burada mezarlıkta girilir. Zehirimiz var çünkü, iksirimiz yetiyor. Goblinleri oynamadı o yüzden zehir atmamıştım. Şu an atabiliriz sanki. Antidepremi oynayalım. Çok iyi. Fişeksiz çöpe gitti. Şimdi burada mezarlığı basmıyorum. Niye basmıyorum? Çünkü ben saldırırken iksirim kalmayacak. Domuzcuk basabilir bana döndürüp. Arkadan çıkmak en sağlıklısı. Çok iyi. Şunu savunacağız. Deprem geçti. Birazcık öyle attım mezar taşını. O felaketi yıkmamız lazım. Tanklarımızı yaşatırsak kazanabiliriz bu maçı. Tankların yaşaması çok önemli. Çok iyi. Şöyle bir kasırga goblinler gelsin. Mezarlık çok iyi vuruyor. Hala başa baş maç. Antidepremi yine. Şöyle mezarlığı basacağım. Kasırgam var goblinler için. Umarım saldırmaz bana. Baksanıza mezarlık geçmiyor oradan. Domuzlar bekliyorum. Çok az kaldı. Keşişin özelliğiyle vurmamız lazım sağ tarafa. Gene antideprem. Aman diyeyim, fişekçi vurmasın kulemize. Artık o bitirici hamleyi yapalım. Mezarlık artı zehir. Keşişe gerek bile kalmadı. Son bir hamlesini yaptı. Çekelim sol tarafa. Onunla çok güzel denemeler yapıyor da tutturamadı ve kazandık. Gördüğünüz gibi bu destek çok fazla var yani, rakibin kullandığı domuzcuk destesini herkes kullanıyor. Ve iyi oyundu. Bu maç gene yakındı. İsterseniz son maçımıza geçelim. Bu adam golem oynuyor. Bu adama karşı biz antiyiz. Altın şövalyesi yoksa, altını çiziyorum. Bir de maçı ana kulemizi açarak mı başlıyoruz? Oo. Ya ben daha ne isteyeyim? Aa, üzerine kart gelirken toplayıcı dikmek çok yanlış bence. Hemen cezalandırmaya çalışalım. Yalnız orada zehir çok fena akar yani. Elektro ejderle, iksir toplayıcıyla beraber. Tamam, şu an yaptığım ataktan inanılmaz memnunum. Ama bir golem atağı yiyeceğiz gibi geliyor bana. Elektro ejderine izin vereceğim vurmasına. Daha büyük hasarlar yememek için böyle küçük hasarlara göz ardı etmek lazım. Ve golemi yedik. Yani üzerine kart gelirken toplayıcı dikmek veya arkadan çıkmak pek doğru bir hamle değil rakibin yaptı. En azından benim fikrime göre söyleyeyim. Elektro ejderi yok arkasından atabileceği, o yüzden rahatım. Beni en çok korkutan kart elektro ejderi. Özelliği basalım da biraz daha korusun orayı. Golem ölürken. Anka vs Anka var orada. Bir varil atarsak da yumurtadan çıkmaz.
Tamam, ilk golem atağını başarılı bir şekilde savunduk. Klasik golemci taktiğini yaptı. Golemcilerin taktiği şudur. Saldırırlar, sonra iksir kalmadığında köprüden basarlar elit barbarı. Ama bu sefer elinde mezar taşı vardı, o yüzden hiçbir şey yapamadı. Şimdi normalde burada mezarlık basabilirdim geride olsaydım ama öndeyiz, o yüzden hiç gerek yok. Böyle aksiyonlara girmeye gerek yok, zaten kazanacağız ki. Ufak ufak zaten zaman geçiyor, bizim lehimize geçiyor, o yüzden uğraşmayalım. Golem orada erir mi? Hakikaten eriyor. Anka'yı atmıyorum bilerek çünkü kasırgayla çekecek biliyorum. Biliyorsam niye yapayım ki? Şu an yaptım. Arkasına doğru attım Anka'yı. Böyle bir kartın arkasına atarsanız çekmekte zorlanabilir. Oduncu biraz vuracaktı, vurmadı. Aman diyeyim, Anka çıkacak. Keşiş birazcık oynasın orada. Tamam, hiç gerek yok. Savun. Defansa biraz gereksiz iksir kullandık. Umarım bunu çok kötü cezalandırmaz. Golemi birazcık önde öldürmek istiyorum, o yüzden vali attım. Bu atakta alırsa aldı. Diğer türlü alması çok zor. Ama kendini garanti alıyor bir yandan. Topları çıkarak. Ortadan Anka attım. Belki elektro ejder atar diye ama atmadı. Keşiş birazcık zaman kazansın. Tamam, hala hayattayız. Hani şu atakta alamadıysa bizi başka bir atakta alması mümkün değil bence. Gene bir golem ata. Ya bu maç boyunca adam saldırdı, ben savundum. Defansımızı kuruyoruz. Mezarlık basmıyorum zaten, gerek yok. Şöyle zehir atalım, iki tane zehir döndürürüz. O yüzden attım yani. Hemen döndürmeye çalışalım. Hatta elektrojiler burada ölecektir. Evet, alanla beraber öldü. Gene zehirimiz döndü. Orası kalabalık, hemen zehirle öldürelim, müdahale edelim. Bir misaliyesi var, ortalık çok karıştı. Ve sanırım kazandık. Evet, ilk iki maçta kimde eşleşme var bu tartışılır ama üçüncü maçta Bizantiydik. Bu arada şunu söyleyeyim, normalde benim böyle bir video çekme amacım yoktu ama karşı Morten gelince dedim açayım. Bu arada şunu söyleyeyim, Morten'i bir kere yendim diye ondan iyi falan olmuyorum. Bunu yorumlarda yazmayın lütfen. Bu arada bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. 3 kat iksir mücadelesini çekmeyi düşünüyorum bu arada. Oynamadıysanız veya yan hesabınız varsa izleyebilirsiniz. Ve bu arada dünyada da İlk 100 sırasına tekrardan çıkmışız. Şöyle maç geçmişi göstereyim ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.